Günaydınlar, hoş geldiniz. Günaydınlar Rukiye Hanımcığım. Nasılsınız? Teşekkür ederim sizin sorularınızı. Kız bugün sesi çıkmış vallahi. Rukiye Hanım'ın sesini, gerçek halini duyduk bugün şükür. Dünkü ilk günümüze... Ha, ilk gün diyorsun hemen öyle televizyonda. Evet, buyurun. Gidiyor muyuz direktmen? Buyurun. Rukiye Hanım konuşa konuşa gidiyor. Bugün ne kadar şıksınız, kıyafetiniz. Maşallah. Çok teşekkür ederim. O sizin gözünüzde öyle. Siz de çok şıksınız. Aa, teşekkür ediyorum. Size de günaydın beyefendiciğim. Bu beyefendiye hemen günaydın demezseniz alınıyor efendim. Günaydın. Siz evet, haftanın ikinci gününde Rukiye Hanım'ın hamar attığını göreceğiz. İddialı bir yarışmacımız. Evet, çok iddialıyım. Temizlikte de iddialısın. Tabii ki. Peki kendime salona girip bir şey bulabilir miyim sence? İnanmıyorum. İnanmıyorsun. Evet. Hadi bakalım o zaman. Buyurun. Salonumuza geçiyoruz. Tabii ki bu buyurun. Bu gala daşlı gala, cıngılı daşlı gala. Korkuram yer geldiyse, gözlerin yaşla dola. Hadi bu gala daşlı gala dola. Korkuram yer gelmeye, gözlerim yaşlı dola. Karıştırdınız vallahi şarkıyı. Tamam. O daha farklı söylüyor ama biz, demek ki biz yanlış biliyoruz o zaman. Hayır, biz doğrusunu biliyoruz. Biz böyle söylüyoruz. Hayır, bu biz gala... doğrusunu biliyoruz. O zaman ben söyleyeyim, bir de sen söyle. Bu gala daşlı gala, cıngılı daşlı gala. Korkuram yer gelmeyesen, gözlerim yaşla dola. Bizde de korkuram yer gelmeye, gözlerim yaşla ama dola. Ama konuşmaları farklı oluyor Kadir Bey. Anladım. Demek ki şive fark ediyor. Evet. Biz daha kibar söylüyoruz. Buyurun. Ne oldu Kadir Bey? Salonun baş köşesinde... Evet. Maşallah. Peki bir şey diyeceğim, yani ilk defa bir salonda bu kadar, yani aile resmi gördüm. Evet. Hatıradır, okey. Ama seçim propagandası gibi bu kadar büyüğünü görmedim. Ama işte hatıra işte. Çünkü oğlanın ilk okula başladığı gün bir resim istediler. Eşim de bu kadar güzel bir resim yaptırdı, buraya koydu. Hayır, bunun küçüğünü... Çocuğun okulundan niye böyle bir resim Hayır, istediler? Aile resmi olarak küçük boy istediler. Onu aldım. Bunu da biz kendimiz için büyüttük, böyle salonumuzda dursun diye. Anladım. Çok mu kötü olmuş? Yo da küçük olmuş. Ay, hani duvarı kaplayaydınız komple. Aslında biz öyle istedik de fotoğrafçı yapamadı. He, fotoğrafçı becerememiş. Evet. Çünkü küçük kalmış duvarda. Evet, baksana kırlayacak bir şey. Biz komple duvara istedik kaplayalım da ama Anladım. Maalesef olmadı. Yani bir insan aile saadetini ancak bu kadar göze sokabilir. Yani yapacak bir şeyimiz yok ama... Eğitim var mı senin? Tabii ki. Burada var. İstanbul'da mı? Yok, Allah korusun. Yani dedim ya, acaba çok yakınsa gelip gitsin görsün diye mi bunu bu kadar soktun? Ama duyarlarsa beni yakar. Azerbaycan'a selamlar. Maşallah. Peki. Şimdi nereden başlayalım? Nereden isterseniz başlayabilirsiniz. Ben kolonyayı buraya bırakayım. Televizyonumuzun arkasına bakıyoruz. Bak istiyorum bakalım, kırıntı yok bunların arasında. Tabii ki olmaz. Ben salonda kimseyi oturtmadığım için. Nerede oturtuyorsun sen onları? Mutfakta. Misafir de geldiğinde mutfakta oturuyorum. Daha bu masayı buraya neye koydun? Ya koydum da öyle süs görsellik olsun diye. Süs yani, görsellik olsun diye. Kornişlerimizin arasındayız. Oo, plastik doğramalarımız içeriden bembeyazlar. Bakalım siz beğenecek misiniz? İçeri girebilirsem inşallah. Eminim temizdir zaten. Yok, gayet güzel. Üst kanadı, altı kar gibi. Programı başvurandan bu yana hiç durmamışım. Evet, kapılarımızın arkası da gayet güzel. Peki, bir de mutfağımıza gidelim bakalım. Tabii ki, buyurun. Mutfakta yiyip içiyor musunuz ya, buyurun. Buyurun, buyurun. Azerice mutfak ne demek? Mutfak ne demek Azerice? Mutfak ne demek? Mutfak. Mutfak. Evet. Mutfak. 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 Hadi yürü gel. Mutfak. Buyurun. Burası da bizim mutfakımız. He. Mutfak'a hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hatırız necedir, iyisiz, hassız. Hoşe, hoşe. Şunu ne zaman görsem aklıma şeyin, Şener Şen'in şey filmi vardı, İkinci Bahar filmi. O lokantada vardı, hep o aklıma evet. geliyor. Peki bu sallanırken o şey tepesi oynamıyor mu? Yok, şöyle bir şey. Ben bunu sürekli kullanmadığım için sadece kızartma falan olduğu için olduğu zaman açıyorum havalandırma. Değişik bir aspiratör evet. mutfak yani. İçin. Hiçbir yanda zibil yok. Evet. Bak nasıl anladı beni. Senden hala zibil mi olur? Evet, musluğumuz yalnız parıl parıl. Bakar mısınız şunun kastenelik? Evet. Fayanslarınız bembeyaz. Evet. Bakıyorum. 5 sene oldu yaptıralı mutfakımızı. Evet, aspiratörümüzün camı gayet güzel buradan baktığımızda. Temizledim.
teli de gayet temiz. Şu tabii, üst tabii, kısımlara bakıyorum, onlar da güzel. Bakabilirsiniz. Nereye isterseniz her yere bakabilirsiniz. Onun arkasını da alabilirsiniz. Zaten hatta arada kendine güveniyor ablam, maşallah. Buyurun. İsterseniz dolaplar da çekip bakabilirsiniz. Mutfağın da gayet iyi. Tamam. Buzdolabının arkasına sonra bakacağız. Bulaşık makinesi. İsterseniz şimdi de bakabilirsiniz. Derin sonra yarışmacılar geldiği zaman bahane bulmasını siz de görmüş olursunuz. Zaten onlar da çekecekler ya, onlarla beraber tamam. De geziyorum. Bir de temizlik yaparken ayrıyetten bakacağız. Ama şöyle bir şey, sizden bir ricam var. Bulaşık makinesini çekemiyoruz. Çektik o gün. Şöyle bir şey, altına tahta koymuş ya bu mobilya tahtasından dolayı. Eşimle beraber çektik, bir daha yeri itemiyorduk. Zar zor ittik. Ya, yarışmacıları çekmesi olur mu? Ha, tamam söyleriz. Yani şey, altında tahta zorluğu var. Çekersek bir daha itemeyebiliriz. O yüzden. Anladım. Tamam. Şey olursa biz temizlik yaparken çeker iteriz, onlara finalde tamam. Söyleriz. Arkasını çektik, şu tamam. Vardı, bu vardı. Ama temiz yani, güveniyorum. İsteseler çekebilirler, sadece biraz zorluk yaşayacağız. Anladım. Onu ben temizlikte senin kendine güvendiğine zaten inandım. Tamam. Çünkü mutfak dolapların da gayet güzel parlıyorlar. İzlerine de bakabilirsiniz. Parmak izi yani bile şey... yok eski dolap olmasına rağmen. Evet. Banyo necede? Burada. Buyurun efendim, banyoya gidiyoruz. Buyur. Tamam. Gayet güzel, şık bir banyo var burada. Evet. Buyurun, dolapları kontrol edebilirsiniz. Yalnız dolapla fayansları gayet güzel uydurmuşsunuz. Evet. O dikkatimi çekti. Altına bakıyorum. Bakabilirsiniz. Şu kırk tek borusunda tozlar var mı tek tek? Hayır, toz yok. Çünkü onu yedip gelip silmişim. Tertemiz. Güzel bir naftalin kokusu alıyorum. Dolaplara da bakabilirsiniz. Buraya da bakabilirsiniz. Onun altında sadece bu paslamalar var. O banyodan dolayı oluyor. Ona bir bahane bulurlar mı, bulmazlar mı bilmiyorum. Evet, havluların gayet tertipli, düzenli. Bak görüyorsunuz. Nasıl güzel katlamış. Çok güzel, şık. Şunun üstüne bakıyorum. Bak onun üstü de gayet temiz. Evet. Yalnız şöyle bir şey sizden rica edeceğim. Temizlik yaptığımız zaman banyonun, çünkü bu aşağı kısmı böyle su lekeleri bırakıyor. Ne deterjan sıktımsa bırakıyor. Neresi orası anlamadım ben. Bu içeriden su lekesi kalıyor. Şu camın içi. Evet evet. Kuruluyorum da leke kalıyor. Belki ona bahane bulabilirler. Açık söyleyeyim anladım, ben. Anladım. Onun dışında hiçbir şey bulamazsınız. Peki gayet güzel. Derzleriniz falan da güzel. Evet. Yok yok, beğendim, gayet şık. Çamaşır tamam. Makinenizin bir... Buyurun bakabilirsiniz. Deterjan gözüne bakayım. Tabii tabii, çıkartabilirim. Burada ister istemez tabii gene o dünkü gibi beyaz deterjan kalıntıları kalmış uzun zamandır. Onu ne yaptımsa çıkartabilmedim. İşte onu siz... hiçbir şey çıkartamadım. Onun ipin ucunu başta kaçırıyorsunuz. Makine ilk aldığınızda her çamaşır yıkamadan sonra bir deterjan gözünü yıkamadığınız için orada biriken deterjan sudaki kireçle birlikte böyle bir tortu oluşturuyor. Kadir Bey, inanın ki her seferinde yıkıyorum ama nasıl oldu? Bu sıvı deterjanlara geçtikten sonra artık olmadı. O katı işte eskiden toz deterjan kullanıyorduk. Tabii toz deterjan olduk için öyle oluyordu. Neyse, sağlık olsun. Peki, evet, hazırsanız haftanın ikinci gününde en amarat benimi diğer yarışmacılarını alıyoruz. Bakalım Azerbaycanlı yarışmacımızın sunumlarını, karşılamasını, menüsünü beğenecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Tabii ki, o zaman gidelim. Gidelim. Bu gala daşlı gala, cıngılı daşlı gala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşla dola. Hadi gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.